tekrarlıyorum. Böylesine bir iftirayı atan şeref ve haysiyet celladı ve yoksunudur. Ve tekrarlıyorum. 2007'den beri grup başkan vekilim, Allah'a hamdolsun ki böyle bir şey olmadı ama böyle bir şey varmış gibi kabul eden bir zihniyet. Önce hukuk nezdinde bu hesabı soracağım. Cenab-ı Hak da gelmişim, geçmişim, ecdadım, hepsi de bundan davacı olacaktır. Allah nezdinde de bundan davacıyız. İmam Hatibi bitirmiş ama iftira hatibi olmuş. Bu konuyla ilgili hukuki süreci başlattık. Değerli basın mensupları, böylesine bir iftirayı yapan birisi hakkında, evet, Allah'a şükür ecdadım, geçmişim, ailem, hepimiz davacıyız bundan. Aile olarak da, eşim ve iki çocuğum olarak da, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan 100'er milyar lira tazminat talep etmek üzere kendisini hukuk nezdinde hesap vermeye davet ediyorum. Ve her birimiz de 100'er milyar lira tazminat davasıyla, aile kararıyla bunu Recep Tayyip Erdoğan bunu havuzundan mı öder? Neresinden öder? Bankadan mı öder? Ne yapar? Ben de yargıya sesleniyorum. Bu iftira hatibine, bu şeref ve haysiyet celladına hukukun tokatını vurması gerektiğini düşünüyorum. Evet, Allah nezdinden de davacıyım ve hiçbir zamanda aile olarak da, aile terbiyemiz olarak da bunu affetmeyeceğiz. Evet. Bu yargı paketi, yok bunlar, yok HSYK, bunları getirmeyin. Müdahale etmeyin. O bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi olarak hükümete tavsiyemiz, yargıya müdahale yönündeki bütün bu kanunların hepsini gündemden çıkartmasıdır. Cumhurbaşkanı da umarım Türk milletine verdiği söz gereğince kamuoyuna da yansıdı. Ne yapacağımı görürsünüz dedi ve kamuoyunda HSYK ile ilgili kanunun veto edeceğini ifade etti. Dolayısıyla bu konudaki endişelerimiz devam ediyor. Ne yapılırsa yapılsın bu endişenin giderilmesi mümkün olmadığına göre Sayın Cumhurbaşkanı bunu muhakkak surette veto etmesi gerektiğini düşünüyorum. Maalesef evet, Recep Tayyip Erdoğan ve Öcalan beraber ve birlikte Kürdistan'ı inşa ediyorlar. Tablo budur. 30 Mart'ta kadar PKK ile işbirliği yapanlar, 30 Mart'tan sonra tehdit eden PKK'ya özerklik verme, KCK paralel devletini meşrulaştırma sözü verilmiştir. Tablo budur. Ne yapacaklar? Nereye kadar? Ve bu yapılan pazarlıkların neticesidir. Oslo'da bunun pazarlığı yapılmıştır. Protokoller vardır. Bütün bunların hepsi vardır. Belki Oslo'da, acaba Oslo'daki görüşmelerde Öcalan da mı vardı? Ya onun olduğu bir fotoğraf çıkarsa? Olabilir yani, belli de olmaz. Dolayısıyla maalesef AKP ve BDP koalisyonu zaten BDP ve İmralı rüşvetle ilgili rüşvet ve yolsuzluğu görmüyor. AKP'de bölücülüğü görmüyor. Milletin malını, mülkünü, toprağını, egemenliğini paylaşma gayreti içerisindeler. 30 Mart'taki seçimde vatandaşlarımızın kullanacağı oylar 30 Mart'tan sonra AKP, PKK ve BDP'nin Türkiye'yi hangi noktaya götürebileceğine ilişkin bir tabloyu göz önüne alarak oyu kullanmak gerekiyor. Teşekkür ederim.